Evet arkadaşlar, yeni bir üniteye geçiyoruz. Ünitemizin adı Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar. Çağdaş Türkiye Yolundaki ilk adımlar ünitemizdeki ilk konumuz ise siyasi alanda gerçekleştirilen inkılaplar. Arkadaşlar bu konuya başlamadan önce ilk önce inkılabın tanımı yapmak lazım. İnkılap arkadaşlar devrim anlamına gelmektedir. İnkılap çağa ayak uydurmayan kurumların yıkılarak yerine çağa uygun kurum ve kuruluşları getirmeye inkılap diyoruz. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Osmanlı Devleti'nde, özellikle Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti'nde eskiyen kurumlar vardı. Bu da Osmanlı Devleti'nin gerilemesine, çağdaşlaşmasına engeldi. Bu kurumlar kaldırılarak, bu teşkilatlar kaldırılarak yerine çağdaş ve döneme uygun kurum ve kuruluşlar kurulmuştur. İşte biz buna Türk İnkılabı diyoruz. Arkadaşlar Türk İnkılabı gerçekleştirilmesi itibariyle kendine has özellikleri vardır. Türk İnkılabı özellikle anlamında zorla da değiştirme olsa da Türk İnkılabı halkın ikna edileceği yönü kullanılarak değiştirilmeye çalışılmıştır. Mesela bir şapka inkılabında halkı ikna edilmeye çalışılmıştır. Şapka anlatılmıştır. Özellikle Mustafa Kemal mesela Kastamonu'da şapkayı tanıtmış ve bunun kullanılmasını istemiştir. İkna edici bir tavrı vardır. Zorakilik yoktur. Halkı bu konuda bilinçlendirip bu alanda hangi inkılap yapılacaksa o alanda bilinçlendirilerek halkı ikna edici yöntemlerle inkılaplara sevk edilmiştir. Türk İnkılabı'nda siyasi alanda köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu köklü değişikliklerin en başında yönetim değişmiştir. Yönetim ve yönetim şekli diyoruz biz buna. Yönetim ve yönetim şeklinin değişmesi de ülkenin daha iyi, çağdaş ve demokratik bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. İlk önce saltanatın kaldırılmasını işleyeceğiz. Saltanat bildiğimiz gibi Osmanoğullarından geliyordu. 1299'da Osman Bey ile başlayan Osmanlı Beyliği daha sonra devlet olmuş ve soyundan gelen, Osman Bey'in soyundan gelen kişiler devleti yönetiyorlardı. Osman Bey'in soyundan gelen kişiler devleti yönetirken padişahlık, hakanlık ünvanlarını da kullanıyorlardı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sözü var. Ben kutsal topraklarda halife, İran'da şah, Anadolu'da padişah, yine şeylerde ise, Balkanlarda ise imparatorum diyerek bütün o dönemde mensup oldukları, içerisinde bulunduran ulusların kullandıkları ünvanları da kullandıklarını görüyoruz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu o kadar büyümüş ki 3 kıtaya hakim duruma gelmiş ve içerisinde de yüzlerce ulus var. Bu ulusların kullandığı yine ünvanları da kullanmışlar. Saltanat baktığımız zaman belli dönemlerden geçmiş ve Osmanlı'nın son dönemine kadar işlevliğini sürdürmüş. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde artık Batılıların da cumhuriyet ve demokrasi gelişleri, yine birçok ülkedeki eşitlik ilkeleri, anayasal değişmeleri, anayasacı devlet olmaları Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir değişikliğe sevk etmiştir. Bu da Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ortaya çıkacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendini gösterecektir. Saltanat demiştik ki Osman Bey'in soyundan gelen kişilerin devleti yönetmesiydi. İşte saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'ye tekabül etmektedir. Bu da Lozan'dan önceki dönemdir. Lozan'a bildiğimiz gibi hem İstanbul hükümeti hem de Ankara hükümeti birlikte çağrılmıştı.
Ankara hükümeti Lozan'da çıkabilecek herhangi bir sorunun önüne geçebilmek için bir önerge ile saltanatın kaldırılmasını teklif etti. Ve 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte halifelik makamını da Osmanlı oğullarından Abdülmecit gelmiştir. Halifeliğin kaldırılmaması ise o an için fazla bir sorun teşkil etmemesi ve halktan tepki gelip gelemeyeceği konusunda endişelerin yaşanmasından dolayı halifeliğe dokunulmamış ama saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte padişah ve soyundan gelenler de daha sonra ülke dışına çıkarılacaklardır. Çünkü ülke içerisinde kalmaları saltanat yanlılarını bu yönde ayaklanmalara sürükleyebileceği endişesi vardır. Bu yüzden saltanatı kaldırıldıktan sonra Osmanoğulların soyu da İstanbul'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden çıkartılmıştır. Ve böylece saltanat kaldırılmış oldu. 1 Kasım 1922. Saltanatın kaldırılmasıyla padişahlık dönemi bitmişti artık. Ama ülkenin henüz de rejimi belirlenmemişti. Çünkü daha herhangi bir rejim ortaya konulmamıştı. Bununla birlikte de Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis hükümeti konumuyla devamlılığını, işlevliğini sürdürmeye devam etti. Evet arkadaşlar, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla ülke içerisinde de bir rejim sıkıntısı yaşanmaktaydı. Rejim ilan edilmişti ama aslında adı konmamıştı. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte meclis açılmış ve meclisin üzerinde de hiç kimse olmadığı söylenen yasa kabul edilmişti. Böylece meclis vardı ve meclisin üzerinde de hiç kimse yoktu. Bu demekti ki Cumhuriyete giden adımlar meclisin açılmasıyla atılmıştı. Fakat rejimin adı henüz konmamıştı. İşte arkadaşlar, bu sorunların önüne geçebilmek için 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ve böylece Cumhuriyet rejimine geçilmiş oldu. Bu yasayla birlikte, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte aynı zamanda meclis hükümeti uygulanıyordu. Yani meclis başkanı seçiliyordu. Bakanlar tek tek meclis tarafından oylanıyordu. Böylece çok uzun bir sürede hükümet kuruluyordu. Bunun önüne geçebilmek için de kabine sistemi getirildi. Yani Cumhurbaşkanı seçilecek ve Cumhurbaşkanı bir tane başbakan atayacak meclis içerisinden. O da kabinesini bakanların oluşturup meclisten güven oyu isteyecekti. İşte böylece bir günde hükümet kurulması kesinleşmiş oldu. Artık bundan sonra hükümetler kolayca kurulabilecekti. Önceki gibi sürekli oylamayla bakanların dahi seçilmesi gerekmeyecekti. Cumhuriyetin ilanı ile artık özellikle padişahlık döneminden demokrasi dönemine geçildiğini görüyoruz. Halk artık bundan sonra kendi kendini yönetecektir. Bunu da nasıl yapacaktır? Her dönem oy kullanarak meclisi oluşturacak. Mecliste hükümetini ve cumhurbaşkanını oluşturarak halk kendi kendisini artık yönetecektir. Özellikle seçilen kişiler de halk içerisinden olacaktır. Belli bir zümre, belli bir sınıf içerisinden meclis oluşturulmayacaktı. Halkın içerisinden oluşturulacaktı. Yine bu da Cumhuriyet'in özelliklerinden bir tanesiydi. Böylece arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi sorunu da ortadan kalkmış ve hükümet sorunları da ortadan kalkmış oldu. Yine bunlar yasayla anayasaya sokuldu. 1921 anayasasına sokuldu. Diğer bir inkılap ise halifeliğin kaldırılmasıdır. Demiştik ki 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı fakat halifeliğe dokunulmadı. Osmanlı soyundan gelen Abdülmecit halife olarak atandı demiştik. Ve
Bu zaman içerisinde de yaklaşık 2 yıl süre içerisinde de Abdülmecid görev yapacaktır. Fakat Abdülmecid kendisini padişah yerine koyacaktır. Çünkü Osmanlı soyundan gelmesi ve halifeliği elinde bulundurması onu bir devlet başkanlığı statüsünde görmesine neden olacaktır. Bunun için kendisine ayrı bütçeler, yasalara karışma ve benzeri işlerle uğraşmıştır. Bundan dolayı da meclisin üzerinde herhangi bir kurum ve güç yoktur ilkesine dayanılarak halifelik 3 Mart 1924'te kaldırıldı. Böylece arkadaşlar teokratik bir yapıdan da kurtulunmuş oldu. Çünkü Yavuz Sultan Selim'le birlikte halifeliğin Osmanlı'ya geçilmesiyle Osmanlı Devleti teokratik yapıya kavuşmuş ve bu 1924 yılına kadar devam etmiştir. Artık bundan sonra teokratik bir yapıdan kurtulunmuş olacak ve zaman içerisinde de laiklik yani din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmadan yürütüldüğü bir sisteme geçilecektir. Halifeliğin kaldırılması sonucu ülke içerisindeki saltanat yanlıları veya halife yanlıları bertaraf edilmiş oldu ve rejim korunmuş oldu. Diğer bir yandan Cumhurbaşkanı ile halifelik ikili başlı gösteriyordu kendisini ülke içerisinde. Bu ikili başlıktan da kurtulunmuş olundu. Halifelik zaten Osmanlı dönemlerinin son dönemlerinde hiçbir işe yaramıyordu. Sadece sembolik olarak taşınan bir ünvandı. Özellikle bunu 1. Dünya Savaşı'nda gördük. Halifenin cihat çağrısına Araplar, Müslüman Araplar karşılık vermemişti. Aynı zamanda da Osmanlı ordularını da arkadan vurmuşlardı. Bu yüzden de halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet rejiminin köklü bir şekilde yerine yerleşmesi, demokrasinin ve laikliğin teminatının alınmış olduğunu görüyoruz. Diğer bir inkılap ise Ankara'nın başkent ilan edilmesi. Osmanlı'nın başkenti İstanbul idi. İstanbul büyük bir şehirdi ve başkentlik unvanını da koruyan bir kentti. Avrupalılar tarafından da en çok bilinen bir başkentti. Sosyal yaşantısı da çok iyiydi. Fakat Osmanlı'yı andırması, Osmanlı İmparatorluğu'nun andırması ve Ankara'nın kendine has özelliklerine sahip olmasından dolayı Ankara başkent ilan edildi. Ankara'nın kendine has özellikleri var demiştik. Bunlar haberleşme, ulaşım gibi ve tam ülkenin merkezinde bulunması nedeniyle başkent adayları içerisinde en uygun kentti. Ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi bu merkezden yürütülmüştü. Bu yüzden de manevi bir değeri vardı. Ankara o dönemlerde pek fazla gelişmiş bir şehir değildi. Ama başkent olduktan sonra geliştirilmeye başlanacaktır. Hatta Mustafa Kemal belli bir dönemi hep İstanbul'da geçirecektir. Çünkü Ankara o kadar sosyal bir kent değildir ve devlet işlerinin çoğunu da İstanbul'dan yürütecektir Mustafa Kemal'de. Birinci sorumuz, 1921 Anayasası'na göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kanun yapma ve yürütme yetkisini kullanmak milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi iller halkınca seçilen üyelerden meydana gelir. Anayasada yer alan bu maddelere dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulusal bağımsızlık sağlanmaya çalışılmıştır. Buna ulaşamıyoruz. Güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. Bakıyoruz. Kanun yapma ve yürütme yetkisini kullanmak milletin tek ve gerçek temsilcisi olan. Bu yüzden B'yi eliyoruz. Ulusal irade hakim kılınmıştı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin denilerek yine C'yi de eliyoruz. Halk egemenliği ilkesi esas alınmıştır. Baktığımız zaman egemenlik kayıtsız şartsız milletin denilmiştir. Yine bunu deliyoruz. Baktığımız zaman ulusal bağımsızlık sağlanmaya çalışılmıştır. Bu Kurtuluş Savaşı ile gerçekleştirilmiştir. Anayasa ile değil. Bu yüzden doğru şık A şıkkıdır. Diğer sorumuza geçiyorum. İnkılap hareketleri
Cumhuriyetin ilan edilmesi, saltanatın kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Yukarıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı inkılap hareketleri verilmiştir. Bu inkılap hareketlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığımız zaman Cumhuriyetin ilan edilmesi, saltanatın kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bu ortak amacı nedir? Ona bakacağız. A. Hilafetin devamlılığını sağlamak değildir. Hilafetin devamlılığını sağlamak istesek hilafeti ön plana çıkartırdık. Ulusal bağımsızlığı sağlamak. Ulusal bağımsızlık savaşla kazanılmıştı. B de değil. Güçler birliğini oluşturmak. Baktığımız zaman güçler birliği ilkesi neydi? Meclisin içerisinde yürütme, yargı ve yasama görevlerinin birlikte oluşturulması. Baktığımız zaman bu da içerisinde geçmiyor. Halk iradesini egemen kılmak. Baktığımız zaman cumhuriyeti ilan etmek, halkı seçimlerle yönetime katmak, saltanatı kaldırmakla padişahlık sistemini kaldırıp halkı yönetime sokmak, TBMM'nin açılması yine halkın seçtiği üyelerin TBMM'de buluşması demektir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Diğer sorumuza geçiyorum. Cumhuriyetin ilan edilmek istenmesinin nedenlerinin biri de var olan sisteme ad konulmak istenmesidir. Yukarıdaki açıklamaya göre bu durumun aşağıdaki gelişmelerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir? A. Halifeliğin kaldırılması. Halifelik Cumhuriyet'in ilanından sonra kaldırılmıştır. B. Yasama ve yürütme yetkilerinin TBMM'ye ait olması. Bununla bir alakası yoktur. Yine B'yi eliyoruz. Ulusal bağımsızlığın kazanılmış olması. Bunu deliyoruz. Halk iradesine dayalı bir yönetim kurulması. Evet arkadaşlar. Halk iradesine dayalı bir yönetim kurulmak isteniyordu ve bunun için çalışmalar yapıyordu. Bu yüzden Cumhuriyet ilan edildi. Doğru seçenek D seçeneğidir. Diğer bir sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının bir gerekçesi olarak gösterilemez? Dini faaliyetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla gerçekleştirilmek istenmesi. Baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi dini faaliyetleri kendi içerisinde gerçekleştirmemiştir. Bunu bekletiyoruz A'yı. B'ye geçiyoruz. Osmanlı düzenini geri getirmek umuduna son verilmek istenmesi. Evet, bu amaçla kaldırılmıştır. B'yi eliyoruz. Ulusal nitelikte bir devlet olmak istenmesi. Yine milliyetçi bir devlet kurulmak isteniyordu. Hilafet ise tüm Müslümanları kapsıyordu. Yani Araplar, Türkler, herkesi. Bu yüzden C'yi de eliyoruz. Yeni Türk Devleti'nin iç işlerin karşılamasını engellemek istenmesi. Evet, amaçlarından biri de buydu. Dini faaliyetlerin TBMM'nin aracılığıyla gerçekleştirilmek istenmesi amaçlar arasında değildir. A şıkkı doğru cevaptır. Evet, diğer bir sorumuza geçiyoruz. Son halife Abdülmecid hükümetten ayrı bir halifelik hazinesi talep etmiş ve ödeneğinin artırılmasını istemiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in büyük tepkisine yol açmıştır. Bununla ilgili olarak Mustafa Kemal, halife ödeneği Cumhurbaşkanı'nın ödeneğinden aşağıda olmalıdır. Amaç yıldızlı ve gösterişli yaşamak değil, insanca yaşamak ve geçinmektir demiştir. Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Söylenebilir olanı arayacağız. Cumhuriyeti karşı tepkiler oluşmuştur. Çok partili hayata geçiş amaçlanmıştır. Halifeliğin kaldırılması gerekmektedir. Saltanat yanlılığı ülkeler devam etmektedir. Baktığımız zaman burada halifeliğin artık bir sorun haline geldiğini görüyoruz. O yüzden halifeliğin kaldırılması gerekmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi siyasi alanda yapılmış inkılaplar içerisinde çok partili hayata geçiş denemelerini göreceğiz. Arkadaşlar, ilk kurulan siyasi parti Cumhuriyet Halk Fıkrası'dır. 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Yani Cumhuriyet'in ilanından önceye denk gelmektedir. Bu dönemde Halk Fıkrası olarak geçmektedir. Fırka o dönemde parti anlamında, grup anlamında kullanılan bir kelimedir. Fırka daha sonra değişerek partiye dönüşecektir. 9 Eylül 1923'te ilk kurulan Halk Fırkası daha sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra 10 Kasım 1924 tarihinde
Cumhuriyet Halk Fırkası adını almıştır. Böylece ilk siyasi parti oluşmuştur. İlk siyasi partinin başında ise Mustafa Kemal Atatürk vardı. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkası'nın her zaman başında bulunacaktır. Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluş itibariyle hem Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kişiler hem de İstanbul'dan gelen milletvekilleri ve halk tarafından seçilmiş milletvekilleriyle oluşturulmuştu. Cumhuriyet Halk Fırkası Mustafa Kemal taraftarlarının toplandığı bir parti konumuna düşecektir. Onun karşıtları ise başka partiler veya başka gruplar kuracaklardır. İşte arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tek parti olarak mecliste bulunması da zaten Mustafa Kemal'in hoşuna da gitmemektedir. Diğer meclis üyelerinin de hoşuna gitmemektedir. Çünkü tek partili bir dönemde muhalefet anlayışı yoktur. Muhalefet olmayınca o parti ne diyorsa doğru odur. Ve ikinci bir olasılık yoktur. Bu nedenle muhalefetin olmayışı, yani denetleyici bir muhalefetin olmayışından dolayı 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Kurucuları Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi ünlü komutanlardır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın diğer Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan tek bir farklılığı vardır. Programlarında sadece İslam dinine saygılıdır ibaresi geçmektedir. Başka aralarında bir fark yoktur. Fakat Terakkiperver Partisi kurulduktan sonra Cumhuriyet karşıtları, saltanat yanlıları, hilafet yanlıları artık Terakkiperver Partisi'nin yanına geçmeye başlamışlardır. Ve burada odaklaşmaya başlamışlardır. Ve rejim aleyhinde ayaklanmalar başlamıştır. Bunun üzerine bu ayaklanmaların da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içerisinde bazı kişilerin de bu ayaklanmaları desteklediği görüldüğünden dolayı 3 Haziran 1925 yılında kapatılacaktır. Böylece ilk çok partili rejim dönemi kısa bir süre sonra bitecektir. Komutanlar, ünlü komutanlar var demiştik. Parti kapatıldıktan sonra komutanlara hiçbir şekilde dokunulmadı veya tutuklama yapılmadı. En önemli olaylardan bir tanesi de bu çok partili dönem içerisinde 13 Şubat 1925 tarihindeki Şeyh Said isyanıdır. Arkadaşlar, Lozan'da Musul-Kerkük sorununu daha sonraya bırakılmıştı. İngilizlerle bunu Türkiye Cumhuriyeti görüşmek üzere Lozan'dan sonraya bırakılmış bir konu idi. Bu durumda İngilizler doğuda bir ayaklanma çıkartarak özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu Musul-Kerkük ile ilgilenme yoğunluğunu düşürebilmek için bir ayaklanma tertiplemişlerdir. Buna da Şeyh Said isyanı diyoruz. İsyanın başlatıcısı Şeyh Said'dir. Ve Şeyh Said bu isyanla rejime karşı olan kişileri bir araya getirerek rejime karşı ayaklanmıştır. Destekçisi de İngilizlerdir. Ve 13 Şubat 1925'te çıkan bu ayaklanma zorla bastırılmıştır. Ve tekrar İstiklal Mahkemesi kurularak ayaklanmada isyancıların başları cezalandırılmıştır. Şeyh Said isyanının bize kaybı Musul ve Kerkük olmuştur. Şeyh Said isyanının çıkmasından dolayı Musul ve Kerkük'e gerekli önem verilememiştir. Arkadaşlar, üçüncü parti olarak Cumhuriyet tarihinde üçüncü parti Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da kuruldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal'in
desteğiyle kurulmuştur. Fethi Okyar'a, arkadaşı Fethi Okyar'a mecliste bir denetimin, muhalefetin olması gerektiğini, ekonomik alandaki buhranlar, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşması ve dünyadaki ekonomik buhrandan kurtulmak için yeni düşünceler, fikirler ortaya atılması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal, arkadaşı Fethi Okyar'ı çağırarak Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmasını desteklemiştir. 12 Ağustos 1930. Serbest Cumhuriyet Fırkası, diğer Cumhuriyet Halk Fırkası'na nispeten liberalizmi destekleyen bir partiydi. Yani serbest ekonomiyi ön planda tutan, kişilerin de ekonomiye katkıda bulunabilmesi için özel teşebbüsün desteklenmesi gerektiğini savunan bir partiydi. Ekonomik alanda iyi politikaları vardı. Fakat Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduktan sonra yine Cumhuriyet karşıtları, saltanat yanlıları, hilafet yanlıları Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda toplanmaya başlamışlardır. Serbest Cumhuriyet Fırkası da bunun farkına varınca kendi kendini feshederek kısa bir zaman içerisinde de iptal edilen bir partidir, kapatılan bir partidir. Böylece arkadaşlar, bundan sonra 1940'lara kadar, 40'ların ortasına kadar artık ikinci bir parti açılmayacak, tek partili bir dönem yaşanacaktır. Diğer önemli olaylara bakıyoruz. Bu çok partili hayata geçiş döneminde Menemen olayına rastlıyoruz. Menemen olayı 23 Aralık 1930'da ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ise yine rejim karşıtları, cumhuriyet karşıtları, din elden gidiyor gibi sloganlarla İzmir'in Menemen ilçesinde ayaklanmışlardır. Kubilay öğretmeni şehit etmişler ve ayaklanma iyice hızlanmıştır. Bunun üzerine Menemen olayı bastırılır, bu ayaklanma bastırılır ve istiklal mahkemeleri kurularak yine ayaklanmacılar cezalandırılırlar. Bu da yine arkadaşlar, Cumhuriyet rejimini az da olsa zedeleyen bir ayaklanma olmuştur. Diğer bir önemli olay ise İzmir suikasti. Mustafa Kemal'e karşı düzenlenmiş bir suikasttir. 15 Haziran 1926'da Mustafa Kemal İzmir'e gitmek üzeredir. İzmir'de bazı suikast planları ortaya çıkartılır ve bunlar bertaraf edilir. Bu da yine çok partili hayata geçiş dönemine rastlayan bir olaydır. Bundaki amaç Mustafa Kemal'i öldürerek karşıt grupları güçlendirmek amacını gütmektedir. Bu da yine çok partili hayata geçiş dönemlerinde karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesidir. Ve böylece Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki siyasi partileri ve oluşumlarını ve kapatılışlarını görmüş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi ise hukuk alanında gerçekleştirilen inkılapları göreceğiz. Arkadaşlar, bildiğimiz gibi Kurtuluş Savaşı döneminde 1921 Anayasası, yani Teşkilat-ı Esasiye kabul edilmişti. Bu ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıydı. Ve bu anayasayla birlikte meclis kurulmuş, meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur denilmiş. Yine halkın iradesi hakim kılınmıştı. 1921 Anayasası önemlidir çünkü hukuk devleti ilkesine atılan ilk adımlardan birisidir. Böylece bundan sonraki dönemlerde artık hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti hukuk ilkeleri çerçevesinde yönetilecektir. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi her alanda yasama yetkisini kullanarak, yasalar yaparak düzenli bir yaşama sevk ettirecektir. Çağdaş ülkeleri zaten hukukla, yazılı hukukla yönetilir. Bu yüzden de çağdaşlaşma yolunda da atılmış büyük bir adımdır. Demiştik ki 1921'de yapılan anayasa olağanüstü bir dönemde yapılmış bir anayasaydı.
Daha sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924 Anayasası kabul edildi. 1921 Anayasası temel alınarak yapılan bu anayasayla bazı değişiklikler de yine anayasanın içerisine alındı. 1924 Anayasası'na daha sonra da yine yeni maddeler eklenecektir. Bu yine Atatürk İlke ve İnkılapları 1937'de anayasa içerisine alınacak. Yine devletin dini İslam'dır ilkesi kaldırılarak laiklik ilkesi anayasanın içerisinde konulacak ve bunun gibi benzer değişiklikler de 24 Anayasası'nda gerçekleştirilecektir. Diğer hukuk alanında yapılmış önemli bir gelişme ise Medeni Kanun'un kabulüdür. 17 Şubat 1926. Arkadaşlar, Osmanlı'nın son dönemlerinde medeni alanda uygulanması için Mecelli Kanunu hazırlanmıştı. Mecelli Kanunu teokratik bir kanundu. Yani İslam dinine dayalı bir hukuk düzeniydi. Bu çağdaş ülkeler için uygun olmayan bir sistemdi. Çünkü teokratik bir devlet olmayacaksınız ama teokratik bir yasayla yönetileceksiniz. Bu yüzden yeni medeni kanun çalışmaları başlatılmış. En yakın ve en son yapılan İsviçre'deki medeni kanundaki bazı değişiklikler yapılarak Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. 17 Şubat 1926. Arkadaşlar, Türk Medeni Kanunu kabulüyle birlikte kadınlara ve erkekler arasındaki eşitlik sağlanmıştır. Böylece kadınlara değer verilmiş ve kadınlar eşit statüde tutulmuştur erkeklerle birlikte. Bunun yanında boşanma hakkı, miras hakkı gibi konularda da yine eşitlik sağlanmıştır. Bunun yanında Türk kadınına verilen değer seçimlerle de kendisini göstermiştir. 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı verilmişti kadınlara. Daha sonra 1933 yılında muhtarlık seçimlerine ve 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilerek kadınlar tamamen erkeklerle eşit statüye sahip olmuş oldu. Böylece arkadaşlar, hukuk alanında yapılmış yenilikleri de, inkılapları da görmüş olduk. Şimdi konuyla ilgili birkaç soru çözelim. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal alanda gerçekleştirilen inkılapların nedenleri arasında gösterilemez? Batılılaşma yolunda ilerlemeyi sağlamak gösterilebilir. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı sağlamak gösterilebilir. Laik devlet düzenini yerleştirmek gösterilebilir. Bölgesel farklılıkları dikkate almak. Arkadaşlar, D şıkkı gösterilemez. Çünkü hukukla birlikte bölgesel farklılıklar da ortadan kaldırılmış oldu. Demek ki aradığımız seçenek D şıkkıdır. Diğer soruya geçiyorum. 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak Osmanlı'dan kalma örfü ve şer'i hukuk kurallarından oluşan mecelle kaldırılmış ve Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hukuk sisteminde laikleşme çabaları görülmektedir. Ulaşılabilir. Halkın isteklerine göre hareket edilmiştir. Baktığımız zaman böyle bir şeye rastlamıyoruz. B'yi durduruyoruz. A'yı elemiştik. C, Osmanlı hukuk sisteminin uygulanmasından vazgeçilmiştir. Mecelle kanunu iptal edilerek vazgeçilmiştir. Doğru, ulaşılabilir. Türk Medeni Kanunu Cumhuriyet'in ilanından sonra kabul edilmiştir. Doğrudur. Ulaşılamaz olan halkın isteklerine göre hareket edilmiştir. Ulaşılamaz. Çünkü arkadaşlar, burada halka bir oylama, referandum sunulmamıştır. Görevliler belirlenmiştir. Bu görevliler İsviçre medeni hukukunu incelemişler ve bunda bazı değişiklikler yaparak kabul edilmiştir. Bu yüzden aradığımız seçenek B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, şimdi ise eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılapları göreceğiz. Arkadaşlar, eğitim alanında yapılan inkılaplar temel amacı Batı uygarlığına yetişmek ve çağdaş bir ülkeyi oluşturmak amaçlanmıştır. Bu yüzden de eğitim alanında
birçok inkılaplar yapılmıştır. Bunların ilki Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924'te kabul edilmiştir. Arkadaşlar, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte tekke ve zaviyeler, mektepler kapatılmış, yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş okulları açılmaya başlanmıştır. Ve kız erkek okumak mecburi hale getirilmiştir. Önceden Osmanlı döneminde okumak ancak İstanbul'da yaşayanlar için kolaydı. Fakat bununla birlikte artık ülkenin her tarafında okullar açılacak ve eğitim herkese verilmeye başlanacaktır. Önceden kızlar için eğitim az iken Türkiye Cumhuriyeti'nde artık erkek ve kız eşit tutularak hepsine eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Yine bu da Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Diğer bir inkılap ise arkadaşlar, yeni Türk harflerinin kabulü. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde Arapça, Farsça ve bunun karışımı olarak Osmanlıca kullanılmaktaydı. Halk ise Türkçe konuşmaktaydı, fakat yazı dili ise Arap alfabesi kullanılmaktaydı. Arap alfabesinin çağdaş devletlere uygun olmaması, Türkçe'ye uygun olmaması, bazı harfleri çıkarılamaması gibi nedenlerden dolayı Arap alfabesi bırakılarak yerine Latin alfabesi kabul edilmiştir. Latin alfabesinden de yine bazı harfler çıkartılmış, Türkçe'ye uygun alfabe kabul edilmiştir. Bu yüzden de yeni Türk harflerinin yeni Türk harfleri diyoruz bu yüzden. Çünkü Latin alfabesiyle bu yüzden farklılıklar göstermektedir. 1 Kasım 1928'de de Türk harfleri kabul edildi. Mustafa Kemal bundan sonra Türk harflerini tanıtmak için yurt gezilerine çıkacak ve okullarda ve halka Türk alfabesini tanıtacaktır. Bu da Mustafa Kemal'e baş öğretmen unvanını kazandıracaktır. Yine Mustafa Kemal'in yurt gezileriyle Türk alfabesini tanıtması onun eğitime, okuryazarlığa ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Diğer bir inkılap ise Türk Tarih Kurumu'nun 12 Nisan 1931'de açılmasıdır. Osmanlı Devleti'nde İslam tarihi öğretiliyordu. Türk tarihi bilinmiyordu. Türk Tarih Kurumu'nun açılmasıyla birlikte Türk tarihi artık araştırılmaya ve hakkında eserler yazılmaya başlandı. Böylece ecdadında artık Türk insanı tanıma ve bilme imkanı buldu. 12 Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumu'nun açılmasıyla. Diğer bir yenilik ise Türk Dil Kurumu'nun açılması, 12 Temmuz 1932. Arkadaşlar, her ne kadar yeni Türk alfabesi kabul edilse de Türkçenin unutulmuş ve Türkçenin Arapça ve Farsça tarafından işgal edildiğini görüyoruz bu dönemde. İşte Türk dilini geliştirmek, diğer dillerden ayıklamak amacıyla Türk Dil Kurumu açılmıştır. 12 Temmuz 1932. Türk Dil Kurumu halen de devamlılığını, işlevliliğini sürdürmektedir. Sözlükler çıkararak, deyimler sözlüğü çıkartarak ve eserler vererek yine Türk dilinin gelişmesi için çaba sarf etmektedir. Arkadaşlar, bunun yanı sıra bu dönemde birçok gelişme olmuştur. 1924 yılında Topkapı Sarayı müzeye dönüştürülmüştür. Topkapı Sarayı büyük bir saraydı. Gezmeye çalışsak 2 veya 3 günümüzü alır. Bu kadar büyük bir yapıyı ve içerisinde bulunan bütün şaheserleri hem ülke vatandaşlarına hem de dünya insanına göstermek amacıyla Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldü. Topkapı Sarayı daha önce Osmanlı Devleti'nde devletin yönetiminin oturduğu yerdi. Hükümet konağı gibiydi. Ama bu 1924 yılında müzeye çevrilerek artık tüm vatandaşların ve dünya insanlarının görmesine açıldı. Yine bu da çok önemli bir olaydır. Yine Ankara'da Etnografya Müzesi açıldı. Buradaki amaç yine tarih öncesi devirlerden kalan
kalıntılar ve eserleri bir arada toplayarak yine insanlara gösterme çabasıdır. 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açıldı. Bu da hukuk alanında artık devletimizin gelişmeye yönelik adımlar attığını görüyoruz. Hukuk devleti ilkesi çerçevesinde. Yine 1933 yılında İstanbul Üniversitesi kuruldu. Bu da eğitime verilen önemin diğer bir göstergesidir. Üniversite ve okulların yaygınlaştırılması. Yine Ankara'da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi açıldı. Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı. Özellikle Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün açılmasındaki amaç, tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarım alanında geliştirilerek çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir. Bu yüzden Yüksek Ziraat Enstitüsü de açılmıştır. 1924 yılında da Güzel Sanatlar Akademisi açılmıştır. Daha önce Osmanlı'da da Güzel Sanatlar Mektebi vardı. Ama bu dönemde açılan Güzel Sanatlar Akademisi Batı tarzında güzel sanatlar eserleri vermeye çalışmıştır. Yine bunda önderliği Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk sanatçı ve sanatkarları çok seven bir insandı. Böylece arkadaşlar, eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılapları görmüş olduk. Bu konu hakkında birkaç soru çözelim şimdi. İlk sorumuzu okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırıldığı gün Tevhid-i Teddisat Kanunu'nu kabul ederek eğitim ve öğretimi birleştirmiş, 1924 yılında medreseleri kapatmış, 1928'de ise Latin harflerini kabul etmiştir. Bu gelişmeler aşağıdakilerin öncelikle hangisinin göstergesidir? Eğitim ve öğretimin devletleştirildiğinin, kültürel değişim ve gelişmelerin kolaylaştırıldığının, dil öğretiminin birlik sağlandığının, okuma yazma oranının arttırıldığının. Baktığımız zaman arkadaşlar, öncelikle bu alanda okuma yazma oranının arttığını görüyoruz. Çünkü bundan önceki dönemlerde eğitim alanında okuma yazma bilen sayısı azken, bu gelişmeler sonrasında da okuma yazma oranlarının arttığını görüyoruz. Bu yüzden öncelikle okuma yazma oranının arttırıldığını görüyoruz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Arap alfabesi ses uyumu bakımından Türkçe'ye uygun düşmüyordu. Bu durum okuma ve yazmayı güç hale getiriyordu. Ayrıca Arap ve Fars kültürünün etkisi altında kalınıyordu. Mustafa Kemal, çağdaş uygarlığın kaynağı olan Batı ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi için harf inkılabını gerekli görüyordu. 1 Kasım 1922'de Latin alfabesinde bazı değişiklikler yapılarak yeni Türk harfleri kabul edildi. Buna göre yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bakıyoruz. A. Türk halkının kültürel seviyesini yükseltmek. Arap ve Fars kültürünün etkisinden kurtulmak. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopukları gidermek. Türkiye Cumhuriyeti'ne layık bir yapıya kavuşturmak. Baktığımız zaman ilk 3 şık parçadaki amaçlara uygun. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ni layık bir yapıya kavuşturmak yukarıdaki verilenlerle alakalı değildir. Bu nedenle aradığımız seçenek D seçeneğiydi. Türkiye Cumhuriyeti'ni layık bir yapıya kavuşturmak. Diğer soruya geçiyorum. Türk Dil Kurumu'nun kurulması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? Türkçeyi bilim dili haline getirmek amaçlanmış, Türkçeyi geliştirmek amaçlanmış, Türkçenin zenginliğini ortaya koymak amaçlanmış, okuma yazma oranını artırmak. Arkadaşlar, Türk Dil Kurumu'nun kurulmasında okuma yazma oranını artırmak yoktur. Bu diğer yapılan inkılapların sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu yüzden aradığımız seçenek D seçeneğidir. Diğer bir soruya geçiyorum. Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla dildeki yabancı kökenli sözcükler çıkarılmaya ve yerlerine Türkçe kökenli kelimeler yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmaların aşağıdakilerin hangisine yönelik olduğu söylenebilir? A. İnkılap hareketlerini hızlandırmaya, ulusal kültür anlayışını geliştirmeye, okuma yazma oranını yükseltmeye, laik eğitim sistemini yerleştirmeye.
baktığımız zaman ulusal kültür anlayışının geliştirilmeye. Çünkü yabancı kökenli sözcükler çıkartılıyor. Buradaki amaç ulusal, milliyetçi bir kültür oluşturmak, ulusal kültür anlayışını geliştirmeyi amaçlamıştır. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırıldığı gün çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla tüm öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu gelişmenin aşağıdaki durumlardan hangisi üzerinde belirleyici olduğu söylenemez. Ulusal eğitim anlayışının güçlenmesi söylenebilir. Eliyorum A şıkkını. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması söylenebilir. Eliyorum. Laik eğitim anlayışının yerleştirilmesi söylenebilir. Dinin toplum içindeki varlığının son bulması. Arkadaşlar, bu yapılanlarla dinin toplum içindeki varlığının son bulması amaçlanmamıştır. Sadece dinin siyasetten uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Bu yüzden aradığımız seçenek D seçeneğidir. Şimdi toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılapları göreceğiz. Arkadaşlar, insanların hayatlarındaki, yaşam alanlarındaki yapılan inkılaplar içermektedir bu inkılaplar. Tüm Türkiye vatandaşlarının hepsini ilgilendirmektedir. İlk toplumsal alanda yapılan inkılap tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır. 30 Kasım 1925. Arkadaşlar, tekke ve zaviyeler Selçukluların Anadolu'ya yerleşmesinde, Osmanlı'nın yayılmasında önemli bir role sahiptirler. Hem Türkleştirmek hem de Müslümanlaştırılmak amacıyla kurulan bu tekke ve zaviyeler aynı zamanda sosyal yardımlaşma kurumlarıydı. Hem bir yardımlaşma kurumu olarak fakir insanlara, yoksul insanlara, muhtaç olan insanlara yardım ediliyordu. Hem de İslam dini buralarda anlatılarak yaygınlaştırılıyordu. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde tekke, zaviyeler artık çığırından çıkacak kadar bir değişikliğe gitmiş ve artık tekke ve zaviyeler toplumu kullanır, toplumdan faydalanır hale gelmişlerdir. Doğmacı bilgileri yaymaya çalışmışlardır. Çağdaş bilgilerden uzak, bilimsel bilgilerden uzak, dogmatik bilgiler artık verilmeye başlanmıştır. Hurafeler çok yaygınlaşmıştır. Baktığımız zaman en güzel örneklerinden bir tanesi de türbelerde yakılan mum. Bu Osmanlı'nın son dönemlerinde yaygınlaşan bir gelenek halen de günümüzde devam ettirilmektedir. Arkadaşlar, türbelerden medet ummak, mezarlıklardan medet ummak İslam dininde kesinlikle yasaktır. Zaten İslam dininde kul ve Allah arasına hiç kimse giremez. Ama burada gördüğümüz kadarıyla türbelere mum dikilmesi Hristiyanlıktan gelen bir adet ve aynı zamanda da kul ile Allah arasına girilmiş olmaktadır. Arkadaşlar, işte bu nedenlerden dolayı Osmanlı'yı geri bırakan bu kurumlar artık işlevliklerini tamamen yitirmişlerdir. Bu nedenle tekke, zaviye ve türbeler kapatılmıştır. 30 Kasım 1925. Böylece çağdaşlaşmanın önünde olan bu kurumlar tamamen ortadan kalkmıştır. Din işleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanacaktır ve bundan sonra dini işler Diyanet Başkanlığı tarafından devam ettirilecektir. Devlet kontrolü altında olunacak ve böylece hurafeler, dogmatik bilgilerden uzak, bilimsel bilgilerin yaygın olduğu bir kurum haline gelecektir. Diğer bir toplumsal alanda yapılan inkılap ise kılık kıyafet kanunu. Baktığımız zaman Osmanlı'da belli bir kıyafet yoktu. Fakat 2. Mahmut döneminde Kuzey Afrika'dan fes getirilmiş ve fes memurlara zorunlu hal kılınmıştı. Bunun yanı sıra sadrazamların ve benzeri görevleri olanların da kendilerine has kavukları vardı. Bu kavukları giydikleri zaman o unvanı taşıdıklarını anlıyorduk. Bunun yanı sıra
Din adamlarında kendilerine özgü giysileri vardı ve bunları giyerek çarşıda, sokakta dolanabiliyorlardı. Bu nedenlerden dolayı baktığımız zaman insanlar işte o kavuğu gördükleri zaman onun önünde eğildiklerini, işte Fes'le birlikte ortaya çıkan Kuzey Afrika kültüründen gelen bu kültürle ortaya çıkan Osmanlı kültürünün de artık çağdaş bir kültür olması kararı verilmiştir. Ve böylece 25 Kasım 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu'da şapkayı tanıtarak kılık kıyafet kanunu başlatmış olacaktır. Buradaki amaç hiç kimsenin giydiği elbiseden dolayı bir diğerine üstünlüğü olmadığı, hiç kimsenin bir elbise giyerek de hiçbir dine mensup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bundan sonra artık din elemanları da, din görevlileri de kılık kıyafetlerini sadece ibadethanelerinde giyecekler ve böylece toplumda da artık o kılık kıyafete saygıdan ziyade insana saygı oluşmuş olacaktır. Bu yüzden kılık kıyafet de toplumsal alandaki inkılaplardan en önemlileridir. Bu inkılaba karşı çıkanlar olmuşlardır. Bazı din adamları buna karşı çıkmışlardır. Mustafa Kemal'in karşısına bir müftü çıkar. İşte bunun bir gavur icadı olduğunu, şapkanın gavur icadı, batılı bir icat olduğunu, bunun giyilmemesi gerektiğini söyler. Mustafa Kemal de bunun üzerine karşıdaki müftünün kavuğunu çıkartarak onun başına şapkayı koyar. Ve der ki, şimdi sen Hristiyan mı oldun? Hayır der, ben hali Müslümanım. O zaman der, demek ki şapka İslamiyet'e aykırı bir şey değildir. Ve böylece tartışmaları sonlandırır. Diğer bir değişiklik ise takvim saat ve ölçülerde yapılmıştır. Takvim, Osmanlı'da Rumi ve Hicri takvim kullanılıyordu. Hicri takvim dini kurallar için, dini bayramlar için kullanılıyor. Rumi takvim ise genellikle vergiler için kullanılan bir takvimdi. Bu ikililikten kurtulmak amacıyla dünyanın kullanmış olduğu miladi takvim kabul edilerek bu ikililiğe de böylece son verildi. Diğer bir değişiklik ise saatte yaşandı. Uluslararası saat kabul edilerek de bu alanda bir değişikliğe girildi. Diğer bir değişiklik ise ölçülerde yaşandı. Baktığımız zaman Osmanlı'da kendilerine has ölçüleri vardı. İşte kulaç vardı, insanın kolu kadar olan kulaç ve benzeri okka gibi terimler vardı. Bunlar sabit değildiler. Yöreden yöreye değiştiği gibi insanın uzuvlarına göre kol uzunluğu insanların farklı olabilir. Bu yüzden ölçülerde bir birlik yoktu. İşte bu ölçülerde birliği sağlayabilmek için uzunluk birimleri ve ağırlık birimleri kabul edilerek uluslararası alanda hem ekonomik hem de toplumsal alanda güzel bir inkılap gerçekleştirilmiş olundu. Diğer bir kanun ise soyadı kanunu. Baktığımız zaman soyadı kanunu biraz geç kalmış. 1934 yılında, 21 Haziran 1934 yılında yapılmış. Soyadı kanunu diğer inkılapların öncelikte olmasından dolayı biraz sonda kalmıştır. Soyadı kanununda baktığımız zaman nüfusun artması, insanların baba isimleriyle veya yöre isimleriyle çağrılmasından dolayı çıkan karışıklıklar, vergi toplamada çıkan karışıklıklar, okullarda çıkan karışıklıkların önüne geçmek amacıyla soyadı kanunu çıkartılmıştır ve soyadı kanunuyla denilmiştir ki herkes Türkçe olmak şartıyla, ahlaka aykırı olmamak şartıyla herkes bir soyadı edinilecektir ve böylece herkes soyadını almıştır. Bununla birlikte meclis Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verecek ve Atatürk soyadının da hiç kimse tarafından kullanılmaması sağlanacaktır. Böylece arkadaşlar, soyadı kanunuyla birlikte toplumsal alandaki önemli bir sorun da giderilmiş olundu. Şimdi arkadaşlar, diğer konumuza geçelim.